Herkese merhaba arkadaşlar. Bence Böyle kanalında yeni bir ürünümüz var bugün. Karşınızda Huawei Watch GT 2 Pro var. Tabi kutunun içinde şu an. Biz bunu Hepsi Burada'dan 11.11 indirimlerinde aldık. Tam olarak da 1775 TL gibi bir fiyata aldık. Bayağıdır takip ediyoruz ürünü. En uygun da bu 11.11 indirimlerinde denk geldi. Şimdi bunun bir kutu açılışını yapacağız. Bakalım içeride ne varmış. Evet arkadaşlar, ürün kutudan çıktığı zaman şöyle bir kapta geliyor. Hatta biraz daha yakından da size şöyle gösterebilirim. Huawei Watch GT 2 Pro. Burada Huawei logosu. Burada kabartmalı bir şekilde saatin silüeti var. Burada sanırım şöyle takmak için. Alt kısımda bir takım işte üretici, ithalatçı vesaire o bilgiler bulunuyor. Yan taraflarında herhangi bir şey yok. Arka kısmında da arkadaşlar burada modeli yazıyor ve rengi yazıyor. Bizimki Night Black olan siyah versiyonu. İşte burada bazı sertifikalar, Bluetooth'u falan fışma. Bunlar yazıyor. Ama yani şeyi bayağı kaliteli yani ambalajı. Böyle harbi premium telefonlardaki gibi. Evet, bir de şimdi bunu açalım. Tabi burada bir koru şeyi var, bandı var. Bu bant hani daha önce açıldı mı, açılmadı mı? Hani bir şey olmuş mu? Onun için güvenlik anlamı taşıyor. Şöyle bunu şöyle bir kaldıralım. Hatta böyle de yazılar var sanırım bandın üstünde. Kaldırınca şu şekilde oluyor. Bak biraz önce şeydi, dümdüzdü. Kaldırıp tekrar yapıştırmasınlar diye de böyle bir teknoloji varmış. İlk defa gördüm. Bizim telefonlarda falan yoktu. Çok ilginç. Evet, bunu çıkarttık. Bunu atalım. Bir de alt kısımda var. Hatta buradan yine göstereyim. Bakın dümdüz. Şimdi bunu kaldırdığım zaman bir takım silüetler olacak. Evet, buradan da saatinizin daha önce açılıp açılmadığını anlayabilirsiniz. Bizim şansımıza böyle bir şey oldu. Öğretmiş olduk. İlk defa böyle bir şeye denk geliyorum. Evet, kutunun ambalajlarından yeterince bahsettim. Şimdi kutuyu açıyorum. Şu şekilde yukarıya doğru çekerek kutuyu açıyorum arkadaşlar. Açtığım zaman şurada herhangi bir şey yok. Bu burada durabilir. Burada bir Huawei logosu. Etrafta gold bir çerçeve var. Yalnız bak, o kadar telefona baktım. Şunun kadar havalı bir şey giriş görmedim yani. Bayağı iyi. Şimdi şurada saat var. Saati direkt çıkartıyorum. Şurada son derece yine kaliteli malzemelerle saatimiz burada. Şurada dursun. Kutuda başka neler var? Kutuda burada bir USB adaptörü, bir de dokümanlarının olduğunu gösteriyor. Evet, burada bir şarj aleti var. Şöyle burası da bantlanmış. Bunu da bir açayım. Evet, şu şekilde bu tarafı bir adaptöre takıyoruz. Zaten hani normal telefonlarımız adaptörleri USB kısmına bunu takıyoruz. Kablosuz bir şarj desteği sunuyor bize akıllı saatimiz. Bu da güzel, kompakt. Burası da böyle tam plastik değil de daha farklı bir şey varmış gibi. Biraz seramiğe kaçan plastik diyeyim. Herhalde öyle. Burada da kalıncı kitapçıklar, garanti kartı. Bunu bırakalım. Bir de sanırım nasıl kullanıldığına dair belge. Evet, akıllı saat hızlı kullanım kılavuzuymuş. Türkçe dil desteği de var. İşte nasıl yaparsınız? Buradan Huawei sağlık uygulamasını direkt karekoddan indirebilirsiniz. Bunu siz inceleyebilirsiniz. Zaten ben uygulamayı kuracağım. Yanımda da bir Huawei telefon var zaten. Onunla da yapacağız bu işi. Evet, kutu bu şekildeydi. Kutu son derece güzel. Bayağı beğendim kutuyu. Kutuyu şimdi şöyle kaldıralım. Evet arkadaşlar, ortalığı bir temizledim. Kutu içeriğinden bu şekilde çıktı. Şimdi saati şöyle bir kuracağız. Bakalım ilk anda bizi neler karşılayacak. Şuradaki plastiğini çıkartıyorum. Açmadan önce şöyle kordonuna bir yakından bakalım. Kordonda bizde neler var? Evet, burada çiftli bir şu kordon taktığımız kısım bulunuyor. Kordonda da bir Huawei Watch GT 2 yazısı var. Onu da şöyle bir odaklamaya çalışacağım. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şu tam elimin olduğu kısımda şurada da Watch GT 2 yazıyor.
Evet, farklı bir bu arada kordonu var. Hani normal şeyler gibi değil. Silikon kordonlar gibi değil. Daha farklı bir maddesi var. Ve içi daha yumuşak, dışı daha farklı böyle tırtıklı gibi. Bunun zaten camının özelliği çok iyi. Bunu ilerlerde bir daha bahsedeceğim ama şöyle en baştan temel olarak anlatmak gerekirse safir bir cam kullanıyor. Gövdesi titanyumdan, titanyum alaşımdan ve arkası da herhangi bir alerjiye vesaire mahal vermemek için seramikten imal edilmiş durumda. Gerçekten son derece şık bir saat. Şimdi saati böyle öve öve bitiremedik. Bir de açalım bakalım, şimdi çalışmaz etmez. Orada şey sıkıntı yaşamayalım. Ben de bilmiyorum hangisiyle çalışacağını. Kılavuzu okumadım. Şu yukarıdaki tuşa bir basalım bakalım. Saatimiz açılacak mı? Yukarıdaki tuşa basılı tutuyorum. Evet. İlk de başardık. Şöyle bir Huawei logosu geldi önümüze. Yalnız ekran AMOLED olduğu için gerçekten çok iyi duruyor. Evet, bize burada ne diyor bakalım. Şöyle tuşuna basalım. Dil seçeneğini söylüyor. İngilizce vardı. Ben Türkçeyi seçiyorum. Böyle basmam mı gerekiyor yoksa tuşla mı? Evet, eşleştirme kısmı geldi. App Gallery veya başka bir uygulama mağazasından Huawei sağlık uygulamasını indirin. Ardından bu cihazı ekleyin diyor. Veya yukarıya kaydırıp şöyle kare koddan da direkt kurulum sağlayabilirsiniz diyor. Benim cihazım yine bir Huawei telefon var. Bunda aslında benim şeyim var. Sağlık uygulamam var. Ama bunu isterseniz QR koddan da bir deneyelim bakalım. Evet arkadaşlar, burada da App Gallery'nin bir linki oluyor. Buna bastığınız zaman da App Gallery açıyor. Oradan da sağlık uygulamasını indirebiliyorsunuz. Şimdi telefon şurada. Telefonumu şuraya bırakayım. Ekranda en son ne yazıyordu onlara bakacağım. Evet. Şimdi sağlık uygulamasını tekrardan şöyle bir giriyorum. Huawei'nin sağlık uygulaması ekranımın şu tarafında. Sağlık uygulamasına bastım. Evet, sağlık uygulamasına girdikten sonra aşağıda sağlık, egzersiz, keşfet, cihazlar ve ben var. Cihazlara basıyorum. Burada şimdi ilk defa ekleyeceğiniz için muhtemelen size daha önce olmadıysa eğer şöyle ekleye bastım. Cihazları keşfetmek ve eklemek için işte Bluetooth'u aç diyor. Bluetooth'unu açalım. Cihazımızın izin veriyorum Bluetooth'una. Evet, şu an tarıyor. Bakalım. Aynı anda tarıyoruz. Evet, Huawei Watch Fit 19a diye bir cihaz buldu. Demek ki burada bir tane daha varmış. Benim cihazım bu değil ama. Huawei Watch GT2 Pro benim cihazımı gördü. Bağlan diyorum. Evet, şöyle bir connection simgesi var. Bluetooth mesaj senkronizasyonu. Şöyle böyle izinlerini vermek istiyor musun diyor. Ben ver dedim. Evet, hemen akıllı saatimde uyarısı geldi. Onaylıyor muyuz eşleşmeyi? Onaylıyoruz. Bastık. Eşleşiyor diyor. Telefon defterine erişim verilsin mi? Verilsin. Çünkü ben mesajlar vesaire aramalar geldiği zaman görmek istiyorum. Yani telefondaki kişiler direkt bu ekranda gözüksün. Buradaki güncelleme paketleri otomatik indirsin. Bunu istiyorum. Şöyle onay verdim. Güncellemeleri otomatik olarak yükle ve bunları yüklediğin zaman yeniden başlatabilirsin. Buna da onay verdim. Evet. Şimdi burada bazı uygulamalara izin vereceğiz. Bunda diyor ki uygulamaların takılabilir cihazınıza bildirim göndermesine izin vermek için etkinleştirin. Yani ben hangi uygulamayı akıllı saatimde bildirim olarak görmek istiyorsam onu buradan seçebiliyorum. Şimdi burada sağlık, takvim, mesajlar, Spotify, Facebook, Instagram, WhatsApp mesela bunlar seçilebilir. Buradan istediğiniz uygulamayı yapabilirsiniz. Mesela en başta bir mesela Instagram'ı seçtim, etkinleştir dedim. Facebook diyorum, etkinleştir diyorum. Bunların bildirimleri bana saatimde otomatik olacak. Burada istediğinizi yapabilirsiniz. Hangi uygulamayı kullanıyorsanız, haberleri vesaire her şeyi yapabilirsiniz. Ben şimdilik buna tamam diyorum. Yalnızca bildirim panelindeki bildirimler takılabilir cihaza gönderebilir. Yani senin bildirimin düşmüyorsa bu cihaza gelmez diyor. Yani buradaki bir uygulama senin telefonuna da bildirim göndermiyorsa buna da bildirim göndermeyecek diye bu uyarı verdi. Tamam, zaten o mantıklı. Sağlık uygulamasına kişilerinize erişim izni verilsin mi? Verilsin. Arama izni verilsin. Evet arkadaşlar, doğru kalp atış hızı ölçümü için lütfen saati sıkın. İyice bir sıkıcı takacağız ve bileğinizden en az bir parmak genişliği uzaklıkta tutun. Zaten burada da şeklini gösteriyor. Şimdi ben bunu bir deneyeceğim. Telefonu bırakıyorum. Saati takıyorum. Doğru ölçüm yapsın. Muhtemelen ilk bir senkronizasyon yapacak. Evet arkadaşlar, saati taktım. Bileğimden de bir parmak genişliği uzakta ve bayağı sıkı. Bu arada kordon kayış kısmı
çok ergonomikken çok yumuşak, rahat duruyor. Bir şu anki hissiyatı ilk taktığımda beğendim, rahat yani. Şimdi buna tamama basıyorum telefonumda biraz önceki uyarıya. Ha, bu uyarı bir ölçüm yapmıyormuş. Sadece bunu doğru ölçmen için böyle bir yapman gerekiyor diyormuş. O yüzden şu anlık bir gerek kalmadı. Doğru kalp atışında nasıl ölçeceğimizi de gösterdi bize. Sen ne kadar ölçmesek de göre şimdi Sen. uygulamada bakalım karşımızda neler var. Şöyle mobil uygulamasını gösteriyorum. Şu yukarıda saatin adı yazıyor. Bağlandı. Şarj %69 ile gelmiş bu arada. Bu da şaşırtıcı. Bu kaç gün gidecek? Bu arada bunu uzun kullanımdaki yani bu videonun devamında anlatacağım. Burada adım, kalori, mesafeler var. Saat kadranları. Buradan kadranları şöyle okey diyorum. İzin ver diyorum. Yani internete bağlansın vesaire onlara izin verdim. Şimdi saat yüzleri, sahip olduklarım, spor, yeni, analog, dijital, hibrit, işte customize, yani özelleştirilebilir, sağlık, marka, dinamik, ücretsiz vesaire. Bu arada burada ücretli olanlar da var, ücretsiz olanlar da var. Bunlar ücretliler buradan. Ama bunların muhtemelen bir uygulaması vardır. Oradan Mi Band'deki gibi bedavaya indirebiliriz. Şurada hatta bazı başarılı dizaynlar var. Burada da arayüzlere gelebiliyoruz. Ücretsiz kısmına bakalım. Şu anlık o bizim işimizi görecek. Burada böyle bir takım şöyle bastığım zaman nasıl gösterdiğini de anonim olarak gösteriyor. 0,15 MB'mış. Böyle ücretsiz sürümlerimiz var. Aşağı doğru da iniyor. Hatta şunu hatırlıyorum. Genelde bu resimde oluyordu. Şurada biraz Samsung Watch'lara benziyor. Şunlar var. Güncelle. Mesela bunlar varmış. Bunları güncelle diyor. Aşağı doğru iniyor. Baya bir ücretsiz kadran var. Bunun sayısı sanırım en az 200'ün üzerindedir. İnim bitmiyor. Yani kadran konusunda sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ücretlilere daha gelmedim. Burası ücretsiz bu arada olanlar. Ücretliler de var. Bu şekilde çok büyük bir kütüphanesi var diyebilirim. Uygulamada şimdi saat yüzleri. Şu sahip olduklarıma basıyorum. Ha, bunlar saatin içinde sahipmişiz bunlara. Bak bunlar güncelleme gelmiş. Bunları güncelleyebiliriz. Düzenle, favoriler, yükleme, satın alma geçmişi vesaire. Uygulamayı keşfedebiliriz. Şimdi saat yüzlerinden çıkalım bir şöyle. Saat üzerinden çıktıktan sonra sağlık izlemi, müzik, app galeri, bildirim etkin, alarm, hava durumu, favori kişiler, yardım, cihaz ayarları, fabrika ayarlarına geri dönme, donanım yazılım güncellemesi, geri bildirim. Şimdi bunları başlamadan bir donanım yazılım güncelleştirmesine basalım. Var mıymış güncelleştireceği bir şey? Muhtemelen vardır. Evet, tahmin ettiğimiz gibi yeni bir güncelleme gelmiş. Bazı optimizasyonlar yapılmış. Daha stabil bir hale gelmiş. 80 MB'lık bir güncelleme var. Bunu ben şimdi hemen güncelliyorum. Evet arkadaşlar, güncellememiz sona doğru yaklaşırken yani bu saat neden alınır? Ne için hani kullanılabilir? Sağlık uygulamaları yeterince iyi diyorlar. Şimdi birazdan kandaki oksijeni de ölçeceğiz. Bakalım bende kaçmış onu da merak ediyorum. Uyku takibi çok iyi diyorlar. Hem uyku işte REM uykusu, derin uyku, kaçta yattın, kaçta kalktın. Yani normal bu bilekliklerden bir tık daha iyi şekilde sonuç alıyormuş. Bunu da bilimsel olarak söylüyorlar. Hani normal böyle kafalarına göre değil de bazı testler sonucu elde etmişler. Outdoor uygulamaları, bu işte GPS'e takip, harita oluşturuyor sana oradan işte güneş kaçta batıyor, onu bile bildirim yapıyor vesaire. Çok iyi outdoor özellikleri var. Kalp ritmini ölçüyor. Strese girdiğin zaman uyarı veriyor. Bak çok streslendim vesaire bildirim olarak sana bunu veriyor. Ya bir sürü şey var. Bu arada güncellemesini yaptı. Şimdi o güncellemeyi yüklüyor saatin içine. Gün içinde yorgunsunuz. Bunun nedeni acaba uykunuzdan mı? Bunu böyle gözlemleyebiliyorsunuz. Yani bu saat aldıktan sonra benim anladığım 7-24 bu saati takacağız. Sürekli çünkü her şeyi ölçüyor. Hem uykumuzu düzenledi, hem bizi spor faaliyetlerine yönlendirdi. Yani bize kısaca motivasyonumuzu yüksek bir seviyeye çıkarmamızı sağlıyor. Böyle de bir takım özellikleri Var. kısımları. Bir de saatin neden tercih eder? Şimdi bu özellikler başka saatlerde de var. Ya bundaki bence asıl detay şimdi akıllı telefon gibi değil. Ben saati böyle günlük şarj etmeyi hiç sevmem. 14 gün bir pil ömrü sunuyor. Bu kadar iyi bir pil ömrü de yani diğer rakiplerinde yok. Başka ne için?
Tabii ki de asıl bu saat. Sonuçta en basic olarak, en temel olarak alacağımız şey ne? Bunu bir saat olarak kullanacağız. Saat dediğimiz şey kolumuzda sonuçta çarpacak, edecek, düşeceğiz, bir şeyler olacak. Hani ezilecek, mezilecek bir şeyleri var. Şimdi bu saat diğerlerine göre tamam hem şık hem de hem başta da söyledim safir bir camı var. Yani ekstra dayanıklı, çizilmelere karşı dayanıklı. Titanyum alaşımlı bir gövdesi var. Zaten gövde şimdi videoda nasıl anlıyorsunuz bilmiyorum ama gerçekten bayağı kaliteli duruyor. Ve bilekte bile hissiyatı farklı. Arka kısmı da seramik. Herhangi bir alerjiye mal vermiyor. Derinizi tahriş edecek bir sıkıntıya sebebiyet vermiyor. Ayrıca kordonun malzemesini bilmiyorum bu arada. Işığı açınca bahsettiğim yazıda daha belli oldu. Kordonun malzemesini bilmiyorum ama kordonun malzemesi de normal silikonlardan daha farklı. Muhtemelen kordonda alerjik bir etkisi yok. Test edilmiş gibi duruyor. Çünkü normal silikon plastiklerden bambaşka bir kordonu var. Ayrıca tabii suya da dayanıklı. Onu da söylemek lazım. 5 ATM yani 50 metre derinlikteki basınca kadar böyle dayanabiliyor saatin de öyle bir artısı var. Evet, ayrıca bu saatinde telefonla görüşmemizi sağlayacak hem hoparlörü hem de mikrofonu var. Şimdi bunu Evet, da güncellemesini yaptı. App Gallery kısmına girdiğimizde de burada bir takım uygulamalar, işte haber uygulamaları, namaz vakti uygulamaları, radyo. vesaire. Çok fazla bir şey yok yani olanlar şurada. Ama bunlar daha da artacaktır. Uygulamada işte bildirim ayarlarınızı vesaire her şeyi düzenleyebilirsiniz. Şimdi uygulamalar bunun üzerinden çoğu şeyi yapabiliyorsunuz. Yani sağlık uygulamasının bu kadar detaylı olduğunu bilmiyordum. Saate geldim. Saate şöyle bastım. Şu aşağıdaki ne işe yarıyor? Ha, burada da direkt antrenman temposuna gelebiliyoruz. Alt kısma bastığım zaman. Bu arada geçişler de yani fena değil. Bazı videolarda çok kasıyordu ama bunlarda öyle bir şey yok. İşte koşu parkurları. Buradan istediğini seçebiliyorsun. Aralıklı koşu, yavaş, uzun vesaire bir sürü modu var. Şimdi bunlara girmeyeceğim. Saate girdiğim zaman mesela nabzımı ölçmüş 108 dakikada. İyi, fena değil. Burada işte ayın şeyleri, şişkin ay, ay ışığı %71, yenilenme süresi işte 17.33'te güncellemiş. Hava derecesi 12 derece. İşte sabah akşam. Buradan müzikler, buradan genel tempo. Şimdi şuna bir basayım. Şimdi şu kandaki oksijeni bir ölçelim. Şu SpO2. Şimdi hesapla diyelim. Şunu da bir parmak boşluk bıraktım. Saat yukarıya bakar şekilde dursun. Arkadaşlar, kandaki oksijeni ölçtü. %98'lik bir kandaki oksijen miktarım var. Galiba bayağı iyi bu. Bunun ne olduğunu bakalım. Evet, ne olduğunu bilmiyordum. Şimdi bu bana diyor ki bak abi burada yazıyor. SpO2 hakkında kan oksijen satürasyonu işte kandaki oksijen içeren hemoglobin yüzdesidir ve temel bir hayati göstergedir. Yeşil %90'ın üstünde şöyle. %90 üstünde, turuncu %70 ile 89, %70'in altındaysa Sıkıntı. sıkıntı. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Atladığım bir şeyler varsa da kusura bakmayın. İlk açılış olarak ufak tefek şeylerden bahsettim. Eşleştirmesini yaptık. Genelde o ağırlıkta olduğu uygulama marketinden bahsettik. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.